Hüseyin Aleyhisselam'ın Medine'den hicreti. Hadis bilginleri İmam Hüseyin'in Velid bin Utbe ve Mervan'la görüşmesini ayrıntılarıyla yazdıktan sonra şunları yazmaktadırlar. O gecenin sabahı, yani Hicri 60 yılının Şaban ayının 3. günü İmam Hüseyin Mekke'ye doğru hareket etti. Şaban ayının kalan bölümünde Ramazan, Şevval ve Zilkade aylarında Mekke'de bulundu. Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Zübeyir İmam Hüseyin'in huzuruna varıp "Siz Mekke'de kalın." dediler. İmam buyurdu: "Ben Allah Resulü'nden bir emir almışım ve onu yerine getirmeliyim." Abdullah bin Abbas İmam Hüseyin'den ayrıldıktan sonra "Vay Hüseyin'im" diyerek yürüyordu. Daha sonra Abdullah bin Ömer Hüseyin'in yanına gelip şöyle dedi: "İyisi mi bu delalete düşen insanlarla uzaklaşmaya bak ve savaşa girişme." İmam Hüseyin'in cevabı şu oldu: "Yahya bin Zekeriya'nın başının kesilerek İsrailoğullarından bir serkeşe hediye edilmesinin dünyanın alçaklığından olduğunu bilmez misin? Bilmez misin ki İsrailoğulları şafağın söküşünden güneşin doğuşuna kadar 70 peygamberi öldürüyor ve sonra da hiçbir şey olmamış gibi pazara giderek alışverişlerini yapıyorlardı. Fakat Allah onları cezalandırmada acele etmedi. Onlara mühlet verdi ve bu mühletten sonra çok katı bir şekilde onlardan intikam aldı. Ey Abdullah! Allah'ın gazabından sakın ve bana yardım hususunda ihmal etme." Küfe halkının Hazreti Hüseyin'i daveti. Küfe halkı Hüseyin'in Mekke'ye geldiğini ve Yezid'e biat etmediğini duyunca Süleyman bin Suradi Hüzai'nin evinde toplandı. Süleyman kalkıp bir takım konuları hatırlattıktan sonra şu cümlelerle sözünü noktaladı: "Ey Şiiler! Hepiniz biliyorsunuz ki Muaviye öldü. Hesap vermek için Allah'ın huzuruna gitti. Yaptıklarının hesabını orada verecektir. Şimdi oğlu Yezid onun yerine geçmiştir. Şunu da biliyorsunuz ki Hüseyin bin Ali ona biat etmedi ve zalim Ümeyye oğullarının şerrinden korunmak için Allah'ın evine sığındı. Sizler onun babasının Şiilerisiniz. Bugün Hüseyin'in sizin yardımlarınıza ihtiyacı var. Eğer ona yardım edeceğinize ve düşmanlarıyla savaşacağınıza inanıyorsanız, hazır olduğunuzu yazıp ona bildirin. Eğer tembellik edecekseniz şayet onu kendi haline bırakın ve en azından aldatmayın." Bu konuşmadan sonra şöyle bir mektup yazdılar: "Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman bin Suradı Hüzai, Musayyib bin Necibe, Rüfa bin Şeddat, Habib bin Mezahir, Abdullah bin Vail, müminlerden ve Şiilerinden Hüseyin Aleyhisselam'ın huzuruna arz edilir. Selamun Aleyküm. Hamdolsun Allah'a ki senin ve babanın düşmanını helak etti. O zalim ve hunhar ki ümmetin idaresini onlardan selbedip zulüm ve haksızlıkla tasarrufta bulundu. Müslümanlara ait olan Beytül Mal'ı gasp etti. Onların rızasını almadan kendini yetki sahibi ilan etti. İyileri katletti ve kötülere dokunmadı. Allah'ın malını zalimlerin ve serkeşlerin serveti haline getirdi. Semud, Allah'ın rahmetinden uzak olduğu gibi o da uzak olsun. Şimdi bizim senden başka imam ve önderimiz yoktur. Zahmete katlanıp bizim şehrimize gelmeniz çok uygun olacaktır. Sizin vesilenizle Allah'ın bizi saadet yoluna hidayet etmesi tarafımızca ümit edilmektedir. Küfe valisi Numan bin Beşir emirlik konağındadır. Fakat biz onun cuma ve cemaat namazlarına katılmıyor ve bayram günleri onunla birlikte namaz kılmıyoruz. Eğer bize gelecek olursanız onu Küfe'den çıkarıp Şam'a göndeririz. Selam olsun sana ey peygamberin evladı ve babanın pak ruhuna. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Şanı yüce Allah'ınkinden başka güç ve kudret yoktur." Bu mektubu yazıp gönderdiler.
iki gün bekledikten sonra yeniden her biri birkaç kişinin imzasını taşıyan 150'ye yakın mektubu bir grup insanla İmam Hüseyin'e gönderdiler. Mektupların her birinde o Hazret davet edilmişti. Hazreti Hüseyin bunca mektubun gelmesine rağmen sessiz beklemedeydi ve onların mektubuna cevap vermiyordu. Nitekim bir gün 600 mektup aldı ve diğer mektuplarda peyderpey imama takdim edilmedeydi. Öyle ki mektupların sayısı 12 bine vardı. Daha sonra Küfe halkının en son mektubu Hani bin Hani Sebi ve Said bin Abdullah Hanefi tarafından İmam Hüseyin'e takdim edildi. Mektup şöyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin ve babası Emirül Müminin Ali Şiilerinden Hüseyin bin Ali'nin huzuruna. Selamun aleyküm. İnsanlar sizi beklemekteler ve sizden başkasını istemiyorlar. Ey peygamberin evladı! Çok çabuk bize doğru hareket et. Çünkü bahçeler yeşile bürünmüş, meyveler olgunlaşmış, bitkiler yeşermiş ve yeşil yapraklar ağaçların güzelliğine güzellik katmıştır. Bize gel. Çünkü tetikte bekleyen ve donanımlı orduna gelmiş olacaksın. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi size ve babanızın üzerine olsun. Hüseyin aleyhisselam mektubu okuduktan sonra onu getiren iki kişiye, "Bu mektubu kimler yazdı?" diye sordu. "Ey Resulullah'ın evladı, bu mektubu Şebes bin Ribi, Haccar bin Abcer, Yezid bin Haris, Yezid bin Rüveym, Urve bin Kays, Amr bin Haccac ve Muhammed bin Ömer bin Utarit gönderdi," dediler. Müslim bin Akil'in Küfe'ye gönderilmesi. Hüseyin aleyhisselam kalkıp Rükn ile makam arasında iki rekat namaz kıldıktan sonra Yüce Allah'tan bu olayı hayırlı kılmasını diledi. Müslim bin Akil'i yanına çağırarak durumu anlattı ve halkın göndermiş olduğu mektupların cevabını da Müslim'le gönderdi. İmam mektubunda onların isteğini olumlu bulduğunu belirterek şöyle yazmıştı. "Ben sizin gerçek amacınızın ne olduğunu öğrenip bana bildirmesi üzere amcam oğlu Müslim bin Akil'i size gönderiyorum." Müslim mektubu alıp Küfe'ye doğru hareket etti. Küfe halkı İmam Hüseyin'in cevap göndermesine ve Müslim'in gelişine çok sevinmişlerdi. Öncelikle Muhtar bin Ebi Ubeyde-i Sakafi'nin evini hazırlayarak Müslim'i orada ağırladılar. Daha sonra Şiilerin Müslim'le görüşmesini sağladılar. Müslim grup grup gelen Şiilere İmam Hüseyin'in mektubunu okuyordu ve onlar da sevinç gözyaşları dökerek biat ediyorlardı. Nitekim biat edenlerin sayısı 18 bine ulaştı. İbn Ziyad'ın Küfe'ye vali tayin edilişi. Abdullah bin Müslim-i Bahili, İmaret bin Velid ve Ömer bin Sa'd Yezid'e bir mektup yazarak Müslim'in geldiğini bildirdiler ve Numan bin Beşir'in Küfe valiliğinden azledilerek yerine bir başkasının atanmasını istediler. Yezid Basra valisi olan Ubeydullah bin Ziyad'a bir mektup yazıp Küfe valiliğini ona verdiğini bildirdi. Müslim ve İmam Hüseyin'in olayını da yazarak Müslim'i tutuklamasına ve öldürmesine dair kesin emir verdi. İbn Ziyad mektubu okuduktan sonra Küfe'ye gitmek üzere hazırlık yapmaya koyuldu. Hüseyin, Yezid bin Mesud Nehşeli ve Münzir bin Carudi Abdi gibi Basra büyüklerine mektup yazarak kendisine yardım ve emirlerine itaat etmeleri gerektiğini belirtmiş ve mektubunu da kendi kölesi Süleyman'la göndermişti. Yezid bin Mesud, Temimoğulları, Hanzeloğulları ve Sa'doğulları kabilelerini bir araya toplamış ve şöyle hitap etmişti. "Ey Temimoğulları! Sizin aranızdaki mevki ve makamımı nasıl görüyorsunuz? Andolsun Allah'a ki çok iyi ve yüce bir makama sahipsin. Senin varlığınla kabilemiz varlığını korumuştur ve en büyük iftihar sana mahsustur. Herkesten yüce ve herkesten öncesin," dediler. Bunun üzerine Yezid bin Mesud
şöyle devam etti sözlerine. Sizi buraya toplamamın bir nedeni var. Sizinle istişarede bulunmak istiyor ve yardımınızı bekliyorum. Andolsun Allah'a dediler. Nasihat etmekten çekinmez ve düşüncelerimizi takdim ederiz. Şimdi amacını söyle. Yezid bin Mesud şöyle dedi. Ey Temim oğulları! Öncelikle bilmelisiniz ki Muaviye öldü. Andolsun Allah'a çok alçak ve değersiz bir ölüdür ki yokluğuyla üzüntü duyulmaz. Bilin ki onun ölmesiyle günah kapıları kırıldı ve zulmün temelleri sarsıldı. Muaviye haktan biat alarak oğlu Yezid'in saltanatını sağlamlaştırmak istedi. Heyhat! Böyle bir şey olamaz. Andolsun Allah'a çalıştı ve çaba harcadı. Ama iş zaafa uğradı ve sarsıldı. Hilekarlarla meşveret etti ama rezil oldu. Şimdi de günahkar, bozguncu ve içkici oğlu Yezid onun yerine oturmuş ve halifelik iddiasında bulunmaktadır. Müslümanların rızasını almadan kendini onların emiri olarak tanıtmaktadır. Oysaki ne sabrı var ne de bilgisi. Hak yolundan ayağını koyduğu kadarını bile bilmez. Öyleyse ümmeti nasıl yönetebilir? Kat'i olarak Allah'a yemin ederim ki dini korumak için Yezid'le savaşmak müşriklere karşı cihad etmekten daha hayırlıdır. Peygamberimizin kızının oğlu Hüseyin bin Ali ise yüce, asil ve aynı zamanda da iyi düşünceli biridir. Fazileti vasfedilemez ve ilmi de sonsuzdur. Hilafete daha layık olan da odur.